Maalesef insanların nasıl öldüğüne bakarsanız o ülkenin nasıl bir ülke olduğunu görürsünüz. Türkiye maalesef tuhaf ölümler ülkesi. Türkiye kabul edilemez ölümler ülkesi. Maalesef Filistin'den her gün yeni kayıplar, yeni sivil kayıplarının haberleri geliyor. İsrail, Hamas terör örgütünün başlattığı ki Tayyip Erdoğan tarafından Hamas'ın bir terör örgütü kabul edilmemesini tamamen reddediyoruz. Ve son derece utanç verici, Türkiye açısından da son derece utanç verici bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz. Hamas bir terör örgütüdür ve İsrail'de Filistin'de çatışmaların olmadığı, durmuş olduğu bir süreçte bir gece yarısı sivillere yönelik roketli saldırılar bu süreci başlatmıştır. Hamas'ın bir terör örgütü olması ve İsrail'i sivillere hedef almış olması, ardından İsrail'in başlattığı devlet terörüne asla mazeret olamaz. Ve İsrail'in devlet terörünü de, Hamas terörünü de dünyanın neresinde olursa olsun, gerekçesi ne olursa olsun tüm terör eylemlerini ve sivillerin canına kasteden her türlü eylemi kınıyoruz. Bugün Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi uzun süredir %25'lik bir cam tavanı aşamamaktan şikayetçi ve bunu çözmek için özellikle son yıllarda nasılsa oyumuz artmıyor. Biz kendi oyumuzu arttırmak yerine sağdan transferlerle, sağdan danışmanlarla ve sağ seçmene sempatik gelecek söylemlerle ve sağ partilerle ittifakla oyumuzu arttırmaya ya da ittifakımızı oyunu arttırarak iktidar olmaya çalışan, ancak kazandırması beklenen bu ittifakın sonunda kaybetmiş ve kazandıran bir ittifak yerine toplamda yine %25'lik oyu, bu kez de o oyu sahiplenen 5 partiyle birlikte seçim sonucu almış ve bunun tartışmalarının hala sürdüğü bir siyasi partiyiz. İşte o noktada artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi kimliğine dönmesi, kendi tabanını genişletmesi, Türkiye'de 1970'lerde başardığını, başarması gerektiğine inanan kadrolarız. 28 Mayıs seçimindeki kayıptan herhalde bu salonda herkes benden de fazla üzüldü. Uykular uyuyamadınız. Yüzümüz önde, omzumuz düşük geziyorduk ve yapmamız gerekenin sağlıklı bir öz eleştiri olduğunu hepimiz biliyorduk. Aradaki fark, genel başkanımızın yanında olan arkadaşlar, genel başkanımız devam edecek, biz devam edecek. Seçimde bir kayıp yok, sadece kazanamadık. Göreceksiniz, önümüzdeki dönemde başaracağız bu şekilde diyorlar. Ve siyaset yapış biçimlerini de gördüğünüz gibi değiştirmiyorlar. Örneğin sayın genel başkanımız seçimden beri yine sağcı danışmanlar atıyor, sağdan gelen danışmanlar atıyor. Atamaları zamanı olmadığı için ortaya çıkan eski hatalı birinci genel başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve son genel başkanımıza hakaret eden bir kadını alelacele atadığını ve bunu bir arkadaşına sorarak yaptığını söylüyor. O arkadaşı Temmuz ayında ortaya çıkıyor ki o da sağdan gelen birisidir ve hala profil resmi de Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin genel başkanı, geçmişte ittifak yaptığımız bir partinin aktif görevdeki ilçe başkanlarıyla gece yarısında ve bilinmez bir adreste görüşmeye gidiyor. Ve siyasetin ortasına bomba gibi düşüyor. Ve öğreniyoruz ki o görüşmeyi organize edenlerden, Deva Partisi'nden isimlerden bir tanesine de CHP'nin elinde olan bir belediyenin sözü veriliyor. Yani önümüzdeki süreçte benim bu, bir hafta sonraki kurultay için ortaya çıkan Deva Partisi ziyaretinden elde edeceğim bir fayda, o sayede kurultayda işime yarayacak bir şey yok. Ondan ümit duymam, duysam utanç duyarım. Çünkü ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Ama burada görünen partinin iş görüş biçimini, siyaset yapış biçimini terk etmeyip
Aksine daha da pervasızlaşıyor olmasıdır bu noktadaki sorun. Ama 10 gün sonra pazartesi sabahı yepyeni bir partiye, yepyeni kadrolarla, yepyeni bir anlayışla yola çıkmazsak, bu parti böyle kötü yönetilmeye devam ederse biz daha çok ağlayacağız. Bu partinin ışıkları yine erken sönecek. Bunlar tekrarlanmasın diye yollardayız. Vallahi bundan sonraki süreçte bir değişim olmazsa kimse oy vermeyecek diye içerideki partilimizin yakarışını duymak için yollardayız. Tayyip Erdoğan'ın karşısına dikilmeye değil, o ilkel siyaseti geride bırakmaya geliyoruz. Geride bırakmaya geliyoruz. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın karşısına dikildiğinizde onun dikine kesen siyasetini onun dediği kurallarla oynuyorsunuz. Böler o zaten, bölüyor. Anadolu'da, Anadolu Müslümanlığında, okulda, askerde, camide siyaset olmaz. Anadolu'da camide siyaset olmaz. Camide küslük olmaz, camide ticaret olmaz, başka şey konuşulmaz. Ama gider camiye, şehit tabutunun bir ucundan tutar, bir eline mikrofonu alır, Atatürk'ün kurduğu partiye hadsizce milliyetçilik dersi verir, bizi bölücülükle de suçlar. Bunu geride bırakacağız bu Tayyip Erdoğan'ı. Onun o dikine kesen siyasetinde bize ittirdiği küçük parçayla meşgul olup, ben senden milliyim yarışına girmeyeceğiz. Şu anda partinin ittifak potansiyelini kaybettiğini görüyoruz. Hem eski ortaklarla yaşanan ilişkiler hem de Zafer Partisi ile imzalanan gizli protokolün bir grup seçmende yarattığı travmadan ötürü. Biz 4 Kasım günü CHP'de değişimi gerçekleştirip 6 Kasım günü yerel seçimler için çalışmaya başlayacağız. Elbette yerel seçimlerde tek başına kazanamayacağımız yerlerde ve bir başka muhalefet partisinin de tek başına kazanamayacağı yerlerde ittifak bir zarurettir. Karşı taraf ittifak yapıyorken sizin ittifak yapmamanız bir zor durum yaratır. Seçimi kazandıktan sonra tüm siyasi partilerle, muhalefetteki siyasi partilerle yeni bir sayfa açıp kimsenin geçmişteki hataları tekrarlamayıp geçmişteki doğruları sürdürerek özellikle yerel seçimlerde bir ittifak arayışı için Cumhuriyet Halk Partisi'nin niyeti olumlu yöndedir. Ancak bir ittifaka mahkumiyet yerine Cumhuriyet Halk Partisi ittifaksız da yerel seçimlerde büyük başarı elde edebilecek bir güce sahiptir. Şöyle söyleyeyim, Ekrem İmamoğlu'nun divan başkanı olması en çok bizleri memnun eder. Biz Ekrem Başkan'ın divan başkanı olması noktasındaki bir teklif gelirse bundan memnuniyet duyarız. Kararı kendisi verecektir. Tabii değişim sürecinde Ekrem Bey'in ortaya koymuş olduğu irade son derece kıymetlidir.